Şey yok. Bozulacağı ben diyorum. Araş burumayı masam. Sen de yapamazsam düşünmüşsün. Boğaz düşünürüm ben de sen boğazdan geçer. Boğazsız olur mu diyecektim. Boğaz zor olur mu? Ha. Ya anam parası var. Ya harcayın harcayın. Bana attır verin biraz. Alacak mıyız süt? Akşama kalmıyorum. Akşam kalmıyorum. Evet. Bahçemizin yoluna geldik. Gitmişler mi? Evet tabii artık. Tabii. Sizin köşk görünüyor aslında. Bunun boyası geldi galiba. Gürsün abiyle yaptık. Arkadaşlar bizim burası bahçemizin yolu. Sen incen değil mi Aysun abla? İlgimizdir o. Uzun zamandır arkadaşlar bahçemize gelmemiştik. Yaklaşık bir ay falan olmuştur. Giderken böyle çok güzel bıraktığımız kara lahanalarımız geldiğimizde kurtların artık tırtıl mı diyeyim, kurt mu diyeyim bilemedim. Onların istilasına uğramışlar. Gördüğünüz gibi hepsini yemişler. Artık biz de ne yapalım? Hiçbir şey yapmadık. Ben dedim ki eşime bırakalım hepsini yesinler. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra zaten kurtarmanın da bir manası kalmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle delik deşik olmuş. Bir başta bir de sonda böyle çok şey kalmış. Hem de öyle bir yapıyorlar ki arkadaşlar. Birinden başlıyorlar sonuna kadar böyle yiyip gidiyorlar sırayla. O da enteresan geldi bana. İlaçlanmadığı için maalesef. Evet. Arkadaşlar demek ki burada lahana olmayacak. Çünkü ne yaptıysak tabii biz ilaçlayıp gitsek de biz gelinceye kadar kurtlar maşallah hallediyor. Onun için artık lahanayı da ellemeyeceğiz. Onlar hepsini yesin bitirsin artık değil mi? Yapacak bir şey yok. Çünkü olmuyor gerçekten. Her gün başında olmadığın için. Kurtlanıyor. Zaten köylüler söylemişti. Yeşil kurtlar hep lahanaları yetiştiremiyoruz. Hepsini saldırıyor diye. Biz yine denemek için dikmiştik ama maalesef olmadı. Olmuyormuş. Aslında sarılmış bazıları ama şöyle artık içine böyle yuvarlak sarılmış. Kurt olmasa şey oluyor böyle basra oluyor. Basra olmasa kurtlanıyor. Biz de anlayamadık. Neyse ya. Kadife çiçeklerimi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kurumuş. Hep tohum olmuş. Biz bayağı bir ayı geçti yani gelmeyeli. Gelmeyince de tabii yağmurdu, şuydu, buydu derken geç kaldık. Bugün geldik. Hava çok güzel ama bu sefer de çamur yerler. Ama gelmişken de bir şeyler yapalım diye bu direkleri falan diktiğimiz direkler onları toplayalım. Dikeceğim biraz çiçeklerim var. Onları dikeceğim. Öyle işte. Bu halde güzel. Biraz böyle dinlenecek. Ondan sonra sürülecek bahçe. Öyle ama bakın arkadaşlar. Dağlara o kadar güzel kar yağmış ki
En tepelerde böyle zirvelerde karlar var. Her yer ne kadar boş. Ama ekinler falan yol boyunca gördük. Böyle minik minik çıkmışlar. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi kamelyamızın perdeleri fırtınadan hep yırtılmış, yerlere düşmüş. Şey olmuş yani çok kötü bir durumda. O yüzden perdelerini falan artık çıkartalım diyoruz. İçine bir naylon falan yazalım öyle. Çünkü perde açık alan olduğu için çok fırtınada falan dayanmıyor yani. Attırıyor, yırtım hep yırtmış yani perdeleri. Bakalım bu sezonda böyle geçecek. Gelecek sezon ne yaparız bilmiyorum. Şu an o kadar boş ki bahçemiz. Yazın biliyorsunuz nasıl canlı, nasıl güzeldi. Arkadaşlar bu gittiğimde bayağı kamelyanın etrafına çok çiçek diktim. Soğanlı çiçek. İnşallah yazın onlar bir aksilik çıkmazsa daha güzel olacak kamelyamızın etrafı. Tabii ki kadife çiçeklerimiz de vazgeçilmezlerimiz. Mutlaka bahçemde olacaklar. Şu an tam böyle tarlaları sürüyorlar. Ekinler ekilmiş. Bizim bahçemiz de öyle. Bir ara sürülecek. Bahara doğru mu olur, artık ne zaman olur bilmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi bahçemiz kurumuş vaziyette. Biz de gitmişken fasulyelerimizin diktiğimiz direkler vardı. Onları toparladık. Biraz oraları topladık derken aslında yağmur bir gün önce mi 2 gün önce yağmur yağmış. Bayağı bir de çamurdu aslında. Çok da hareket edemedik aslında ama yine de güzeldi. Hava çok güzeldi böyle pırıl pırıldı. Geçen baharda geldiğimizde arkadaşlar bu köşeler, bu bahçeler ve laleler, papatyalardan görünmüyordu. Önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz. Bahar videolarımız. Ağaçlara diktiğimiz zamanki. Gerçekten o zaman insan böyle içinden çıkası gelmiyordu. Böyle akşam olmasını istiyordu. Hani eve döneceğiz ya. Ne bileyim o kadar güzeldi ki. O çiçek, kır çiçeklerinin kokusu, yanımızdaki lavanta bahçesi. Bizim bahçemiz zaten papatya tarlası gibiydi. Çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar şimdi bile hala papatyalarımız var görüyorsunuz. Biraz karalahanlarımıza üzüldüm. Nasıl olacak diye merak ediyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tırtıl mı diyorlar? Artık bunun ismini de tam olarak bilmiyorum da kurt mu diyorlar? Ders söylerken de irkiliyorum biraz. Gerçekten ürkütücü, korkutucu yani. Böyle insan çekmeye bile biraz çekindim. Böyle o kadar çok ki resmen ağmışlar yani her yerine. Hani başa çıkılacak gibi de değildi. O yüzden öyle bıraktık biz onları. Yesinler, bitirsinler, afiyet olsun. Biz yiyemedik, onlar yesin gibi oldu. Öyle yani ne yapsın hayvanlar da yiyecek hiçbir şey yok. Her şey kurumuş. Yeşillik olarak onu görmüş, onu yiyor. Bir de lahanayı çok seviyorlar. Hiç başka bir şey ellemiyorlar. Direkt lahanaya sarmışlar. Bunlar da Hatice ablanın sevimli kedileri. Hepsi de birbirinden tatlılar. Maşallah kadife gibi tüyleri falan. O kadar temizler ki, o kadar güzeller ki. Ne diyorlar ya arkadaşlar, avuç içi kadar mutluluk. İşte bunlar da tam avuç içi kadar mutluluk. O kadar tatlılar ki. Şunların sevimliliğine bakın. Şu zeytin tanesi gibi. 2 tane vardı. Bayağı 3-4 tane varlar. İkisi böyle, biri duman rengi, birisi beyazlı. 2 tanesi siyah. Onlar daha küçükler, siyahlar. O da babalarıymış, o büyük olan siyah. Annelerini göremedik, o yoktu. Bundan dilini anlamak zor ya. Biz bir tane daha var burada siyah bak. Hani? Ha burada. Hani erik mi? Erik mi? Ha erik bu orada. Erik işte onun kardeşi. Onun kardeşi belli. Onun kardeşi. Bunu seslendirseydin ya. Kamu bir şey açacaksın. Ha. Sana bak. Sana bak. Biri geliyor. Gel. Biri açık yapar. Bu acık olur azıcık. Bak.
acaba şey de oldu bak. Çok istedim sevmeyi ama bir türlü sevdirmediler. Çünkü çok sevilmeye alışık değillermiş. O yüzden dokunulmadan kaçıyorlardı böyle. Aslında şu zeytin tanelerini sevmeyi çok istedim. Hepsi birbirinden güzeller. Evet, şu anda yemek saatleri. Çok seviyorlar her şeyi, verdiğini anla hemen her şeyi yiyorlar arkadaşlar, öyle hani mamadır şudur budur diye ayırt etmiyorlar. Ne verirsen yiyorlar maşallah, da çok sağlıklılar baksanız, hepsi top top. Bu büyük olan babalarıymış arkadaşlar, siyah olan. Bir de arkadaşlar o kadar özgürler ki bahçede koşturuyorlar, oynuyorlar, ağaçlara tırmanıyorlar, ellerini ağaçlarda törpülüyorlar. Çok tatlılar ya, insan bakmaya doyamıyor. Bir de o kadar özgür olmaları, o kadar güzel ki böyle koşmaları. Şuna bakın, şu siyah bayıldım ben ya, şey gibi sanki gözleri de böyle yeşil yeşil, o kadar tatlı bakıyor ki insana. Bunlar da Aysun abla gelin. Tavukları var, yavrular var, bir de horozları var. Bunlara Hatice abla gel bakıyorlar. Onlar yokken. Biliyorsunuz Aysun abla gel denizde oturuyorlar normalde. Yaz sezonunda köye gidiyorlar. Evet, artık dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Giderken de böyle köyün içinden doğru dolaştık. Hem köy yumurtası baktık hem de biraz köyün içine gezelim istedik ki ve bu güzel köyü de sizlerin görmesini istedim. Burası Tavas Ulukent arkadaşlar. Uzakta yaşayanlar, Ulukentli olup da uzakta yaşayan arkadaşlarımıza da böyle köylerini görmesini istedim. Biliyorsunuz insan uzakta olunca daha çok özlem duyuyor. Ne bileyim, havasına, suyuna, sokaklarını, ne bileyim fazlasıyla özlüyor. Biraz olsun benim videolarımla köy özleminizi giderirsiniz inşallah. Arkadaşlar hem gezdik köyün içine hem de kapı kapı yumurta aradık desek yeri vardır. İlk durağımız burasıydı. Sonra orada bulamadık. Tekrar yola çıktık. Başka bir eve gittik. Onlar da evde yoklarmış. Orada da bulamadık. Maalesef yumurta almadan Ulukent'ten ayrılıyoruz. Arkadaşlar o kadar güzel akşam güneşi vurmuş ki saat 5 gibi falandı böyle. Gün ışığı da o kadar güzeldi ki gerçekten bazı yerler yeşillenmiş. Çok güzeldi. Artık dönüş yoluna geçtik. Denizli'ye doğru yola çıktık. Tabii giderken de Garipköy'den geçeceğiz arkadaşlar. Garipköy'de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zalo'nun köyü. Gerçekten çok şirin ve güzel bir köy. Garipköy meydanıyla, camisiyle ayrı bir güzelliği var. Sizin de Garipköy'lü olan takipçilerimin de görmesini istedim. O yüzden de bu çekimi sizin için yapıyorum. Garipköy'lü olup da Avrupa'da çok yaşayan insanların olduğunu biliyorum. Bir nebze olsa köylerini de görmesini istiyorum. Bütün evler arkadaşlar hep bahçelerin içinde. Çok güzel gerçekten. Böyle kırmızı çatıları olan, tam böyle köy köy bir yer. Ulukent de öyle, hep böyle köy köy. Çok büyük yapıların olmadığı. Zaten köylere ben büyük yapıları hiç yakıştırmıyorum arkadaşlar. Böyle iki katlı, bir katlı evler. Köylerimizin dokusunu bozmadan tam böyle köy köy olan yerler gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar.